Ay kadına, bu onu da Teşekkür. söylemek Şimdi lazım. bu dönem daha büyük bir mücadele bekliyor aslında. Hüdapar var, yeniden refah var. Yani ne yapacaksınız bakalım? Yani gerçekten aşağıda şu anda yemin töreni devam ediyor ve yine hakikaten bir halı saha Şimdi maçından Çanakkale'ye farkı gelmiş, yok. evet. Daha Çanakkale'deyiz, evet, yani bir halı saha. Yani aşağıda az önce genç bazı kadın arkadaşlarla, birilerinin yakınlarıymış. Ya biz siz abartıyorsunuz sanıyorduk. Hakikaten burası ne kadar erkekmiş diye az önce bir kadın arkadaşımla sohbet ettik. Ama yani onlardan korkan onlar gibi olsun, değil mi Elif Hanım? Siz geldiniz yine işçi partisi olarak, çok sesinizin gür çıkacağını tahmin ediyoruz. Geçen dönemden gördüklerimiz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır gibi. Ama bir eksik geldiniz sanki, değil mi? Öyle oldu yani, evet, şu anda 600 milletvekilinin burada olması gerekirken seçilmiş 599 milletvekili burada. Tip Hatay milletvekilimiz Can Can Atalay. Atalay. Zaten esir tutuluyordu malumunuz. Hukuki bir tutukluluktan bahsedebileceğimiz ne bir dosya ne bir konu var ortada. Üstüne seçilmesine ve dokunulmazlık almış olmasına rağmen 20 güne yakındır yine hukuk eliyle esir tutmaya devam ediyorlar Can'ı ve bugün ne yazık ki aramızda değil. Şimdi nasıl bir süreç devam edecek? Ne oluyor peki? Herkes merak içinde tabii. Bir de tabii. Anayasa Bir de Mahkemesi evet. kararları var bu Kararlar konuda. da var. Aynen öyle yani. Normalde dediğim gibi aslında hani olması gerekeni anlatırsak sıfır noktasından Can'ın hiç tutuklanmaması gerekiyordu. Burada bir saçmalık var. Hiç tutukluya yargılanmaması gerekiyordu. Yargılanırken tutuklu yargılanmaması gerekiyordu. Hele hele böyle saçma sapan akıl almaz bir cezayı asla almaması gerekiyordu. Diyelim ki bunların hepsi oldu. Seçildiği zaman artık bu insan milletin iradesiyle seçilmiş bir milletvekili. Ve dediğin gibi Anayasa Mahkemesi kararları var. Daha önce verilmiş Yargıtay'ın benzer yönde kararları. Teamüller var, vekiller çıkan, hapisten çıkan vekiller var yani. Tabii ki olması gereken buydu. Zaten geçen hafta mazbatalar verilmeye başlandığı gün biz Can'ın mazbatasını aldık. Aynı gün Yargıtay'a başvuru yaptık. Yargıtay savcılığının yapması gereken şey bu dosyayı alıp tahliye kararı vermek üzere ilgili daireye iletmekken süreç sordunuz. Şu anda Yargıtay savcılığında dosya bekletiliyor. Bakın bekliyor demiyorum, bekletiliyor. Çünkü bu dosyanın daireye gittiği anda 3 gün içerisinde karara çıkması gerekiyor. Bu da yine bir hukuk kanun normu. Bu nedenle o 3 güne mümkün olduğunca uzun bir dönemde gidebilmek için savcılıkta tutuyorlar şu an Bunu da anlamak mümkün değil. Ne kadar tutabilirsiniz ki? Sonuçta meclis 5 senedir 5 senediğine seçildi. Can Atalay da mazbatasını aldı. Aynen. Gerekli oyları aldı. Bütün prosedür bitti. Ya Mazbata seçilmiş verildi. bir milletvekili Seçilmiş. bir kere. Yani hani bir gün bekletmek ya da bir hafta bekletmek ya da 3 ay daha bekletmek ne kazandıracak? Ben bunu anlamıyorum elbette. Ya bunlar hukuki tutukluluklar olmadığı için bu haklı bir soru aslında ama sanıyorum intikamlarına bir 3 gün daha eklemiş olacaklar. Can'ın özgürlüğünden bir 5 gün daha, bir ay daha neyse çalmış olacaklar hukuka aykırı bir şekilde ve bunu zaten kar olarak gören bir iktidarla yönetildiğimizde sanıyorum hiç kimse için sürpriz bir haber değil. Şunu soracağım, tecrübeli bir milletvekilisin artık. Ha, Yani öyle yeni bir olduk değil mi? evet, yeni bir yani daha önce de. Çömezler geldi. Nasıl gördün parlamento yapısını? Çünkü benim daha renkli bir parlamento olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun AKP'nin bir blok, tek başına parti olarak bir bloğu yok artık. Evet. Bir Cumhur İttifakı var. Yani Recep Tayyip Erdoğan parti lideri olarak bir hem sağına hem soluna bakmak zorunda kalacak. Bir karar çıkarmak ya da bir yasa çıkarmak için. Muhalefete bakıyoruz. Orada da çok parçalı bir yapı var. Orada da çok farklı noktalardan gelenler var. Ne bekliyorsun bu dönem? Bu dönem ben de biraz daha fazla kavga edeceğimizi bekliyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü evet dediğin gibi AKP grubunda çok ciddi bir erime var. Çok ciddi bir sandalye kaybı söz konusu aslında. Bunun yanı sıra diğer gruplarda da çok ciddi değişiklikler var. Yani CHP grubunun yarısından çoğu değişti. HDP grubunun hakeza çok ciddi değişiklikler. Diğer bütün gruplar için yeni arkadaşlar, yeni meslektaşlar değil mi? Evet geldiler ve göreve başlayacaklar ama özellikle iktidar cenahındaki parti çeşitliliği bizim lehimize mi aleyhimize mi çok tartışmalı bir mevzu çünkü AKP kendisindeki ayrımayı göz önünde bulundurarak kendi çekirdek kodlarının çok daha yüksek sesle seslendiren kadın düşmanı, cumhuriyet düşmanı, ilerici tüm kazanımlarımızın, cumhuriyetin tüm devrimlerinin düşmanı iki yapıyla yol yürüme kararı aldı ve bu insanlar da şu an meclisin içerisinde ve dediğin gibi yani Recep Tayyip Erdoğan beni bu arada en çok tedirgin eden diyeceğim izninle hususlardan biri de şu dedin ya Zeynep, Recep Tayyip Erdoğan hani hem sağına hem soluna. Sağına ve daha sağına yani, bakacak belki. Evet yani şu an meclis aritmetine baktığımda ne yazık ki evet sağına ve daha sağına bakacak bir Recep Tayyip Erdoğan görüyorum. Çünkü hani
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz evlatları diyeyim, kendi içinden seçilen vekilleri ve sosyal demokrat bir çizgideler. HDP'nin içinde elbette sol değerlere gönül vermiş çok sayıda arkadaşımız var. Ve 4 adet biz varız yani şu anda aslında sola dediğimizde. Ama şundan da emin olabilirsiniz, isteseler de istemeseler de o sola bakmak zorunda kalacaklar. Şimdi bakanlar, tekrar oraya geleceğim ben, biraz önce baktık halen bakanlar aslında yok, yemin etmediler yani milletvekili seçilen bakanlar. Şimdi onlar ne olacaklar? Hala bir bekleyiş hakim herhalde ki onun için daha gelip yemin etmediler. Evet, daha illere göre de sıralamaya baktığımızda gelmedi birçok il ama görünmediler de bu arada. Şimdi Süleyman Soylu'nun bakan olmayacağı konuşuluyor yani milletvekili olarak. Böyle bir meclis de en azı, var bir de. Bu da renkli bir şey olacak yani. Bu renkli bir şey olacak. Bu renkli bir şey olacak. Tabii bütçede yani, akla gelince. O renklendirme isteyen inanın biz değiliz bu arada. Kendisi oluyor ekseriyetle. Ama bakanlar özelinde, sadece Soylu özelinde konuşmama gerek yok sanıyorum. Ama Nikaragua mevzuatına bağlı bir şekilde malumunuz hareket ettiler bütün bu süreçte. İçişleri Bakanı dediğimiz zatı muhterem, bütün seçim işlerinden sorumlu, kolluğun başı, seçim güvenliğinden sorumlu bir kişi. Hem bakan olarak o koltukta gür saçlarıyla oturmaya devam ettiği yetmiyormuş gibi, bir de milletvekili adayı olarak bütün ikinci bölgeyi turlamaya devam etti. Seçim bitti. Bu karakterler bir tek Süleyman değil yani. Geri kalan işte Derya'sı, şeysi, Hulusi'si, bunlar hepsi bakan olarak hem görevlerine devam etti hem milletvekili adayı olarak devam ettiler hayatlarına. O yüzden evet, şu anda gelmiş olmalarıyla. Biz de ne diyeceğimizi şaşırdık mesela. Hani milletvekili ben diyeceğiz, geçen, bakan mı? Geçen birbirimize yani sorduk programda. Canlı yayında birbirimize sorduk. Süleyman Soylu için biz ne diyeceğiz? İçişleri Bakanı mı demeliyiz? Yoksa milletvekili mi demeliyiz? Keza Hulusi Akar artık bakan mı? Yani, İmza atsa ne olacak? C hepsi gibi bir durum oluşturdular ama aslında milletvekili adayı oldukları gün bu insanların, bu ülkenin teamülleri ve artık kanunları uyarınca zaten istifa etmiş olmaları gerekiyordu. O yüzden inanın ben şeyi sorgulamayı Elif Hanım, bırakalı bayağı oldu yani bu yaptıkları hukuka uygun. Bunu derken şey değil, aman bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gibi bir yerden asla söylemiyorum. Elbette en yüksek sesle dillendirmeye devam ediyoruz ama bu insanların hukuka, bu ülkenin yasalarına, kanunlarına, hukukun üstünlüğüne en küçük bir saygı duymuyor olmaları ve buna uygun hareket etmiyor olmaları şaşırmamıza artık şey olmuyor, vesile olmuyor. Can Atalay bunun somut örneği yani, somut olarak önümüzde duruyor. Evet, bir milletvekili esir olarak tutuluyor şu anda. Hakikaten Silivri öyle. Zindanlarında. Hakikaten. Aslında şöyle olmuyor mu yani, Hatay halkı o yanıtı vermiş olmuyor mu? Yani gitti seçildi işte, yani Hatay halkı dedi ki hayır, biz zaten bu durumu, bu yargı sürecini kabul etmiyoruz dedi. Meşru görmüyoruz. Bunun açıklaması o da olmuyor mu aynı zamanda yani? Yani milli irade, milli iradeyi ağzından düşürmeyenin seçmen iradesine ne kadar saygı duyduğunu HDP'nin belediyelerine çöktüklerinde zaten ya da vekillerini tutukladıklarında çok yakından tecrübe etmiştik hepimiz. O yüzden Can'la ilgili durum da bize sürpriz olmadı ama dediğiniz gibi bu yani Türkiye İşçi Partisi'nden meclisi de geçiyorum. En büyük saygısızlığı, özellikle deprem gibi büyük bir yıkım atlatmış, on binlerce yurttaşını kaybetmiş olmasına rağmen demokratik hakkını sonuna kadar savunmuş Hataylılara edilmiş bir küfür artık bu. Gerçekten bakın, saygısızlık, terbiyesizlik değil. Şu anda Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve bu süreci işletmemesi için oraya veriliyorsa bir talimat, o talimatı verenler bize değil zararları. Can'a da değil. Bunların şu anda hakaret ettiği insanlar, Hatay'daki deprem mağduru olmasına karşın Can'a oy veren yurttaşlarımıza hakaret ediyorlar şu anda. Sizin oyunuzun hiçbir kıymeti yok. Sizin seçimlerinizin hiçbir kıymeti yok. Biz Hataylıların seçtiği milletvekilini milletvekili olarak görmüyoruz. Canımız istediği için hapiste tutmaya devam ediyoruz. Bize bunu diyen bir, tırnak içinde ve utanarak kullanıyorum, yargı var şu anda karşımızda. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Yani Hatay deprem bölgesi ve belki de mecliste en çok sesinin duyulmasına ihtiyaç duyan bölgelerden biri o yıkım nedeniyle. Ve şimdi bir eksikler. Yani ne olursa olsun, hangi partiden gelirse gelsin, bir sonuçta eksik. Halkın sesi. Halk, yani bir eksikle temsil ediliyorlar. Yani bir eksik milletvekili, bir eksik ses demek. Bir eksik kesimin sesi daha az duyulacak demek. Ve bu özellikle yıkımın uğradığı, yıkımın olduğu bir kentte olması beni ayrıca, yani İstanbul milletvekili olsaydı beni bu kadar yaralamazdı bir gazeteci olarak, öyle söyleyeyim. Yani evet, duygusal bir yeri de benim için de var, yalan söyleyemeyeceğim. Yani çok da uzun zaman geçirdiğimiz yerler malumunuz. Oradaki yıkımın boyutlarını iliklerimize kadar hissettik. Zaten onun için Can olsun istedik. Yani kent suçlarıyla en çok, en yürekten, en
büyük kavgayı veren İnsan Can Atalay, yıllardır o İnsan Can Atalay. Tam biz bu sebeple zaten Hatay'dan can çıkacak dedik. Bu yüzden oraya aday yaptık ve Hatay halkı da inanın bu yüzden o teveccühü gösterdi. Ve Can hani Hatay'da aday olduğundan beri şey diye soranlar oluyor. Yani vekilliğini yapamıyor. İnanın yapıyor. Hapishaneden yapıyor. Bütün raporlar önünde deli gibi çalışmaya başladı. Ve bu milletvekilini bölgesine gitmekten alıkoyuyorlar şu an. Esir tutuyorlar ya. Bizim milletvekili arkadaşımızı Silivri'de esir tutuyorlar. Olan bu aslında. İşte buna dair zaten bugün özellikle sosyal medyada inanılmaz, yani herkes hani 599 vekil var şu an bir eksik diye konuşuyor ve... Çok da bu arada özür dilerim, ben de yeni bakabildim yemin telaşesi, hakikaten çok ciddi bir kamuoyu desteği olduğunu gördük. Bunun için de vesilenizle teşekkür yani edelim. Yani çok fazla var, yani burada tabii hakikaten çok farklı partilerin yani... de... Onu söyle. Tabii yani size oy versinler ya da vermesinler. Hı-hı. Sizin partinize. Can Atalay'a oy versinler ya da vermesinler. Ya da mesela kendi bölgelerinden olsa bile vermeyecek olanlar bile Can Atalay'ın... Mesela sana da gösterelim. Yani evet. Özellikle odasının o paylaşılıyor. Özellikle bu görüntü biz paylaşılıyor şu anda. Biz de bugün fotoğrafını koyduk odasının, hı-hı, altına. Yani odası bile hazır dediğiniz gibi. Hı-hı. Çok da gerçekten değişik siyasi görüşlerden insanlardan da desteği geldi ki demokratik tutum da zaten budur. Yani desteklemeseniz bile bir seçmenin görüşü... Ne diye kendilerini yırtıyorlar mesela şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini eleştirenlere? Milli iradeye saygı durur, öyle konuşmayın, böyle konuşmayın. Kardeş aynı şey. Yani aynı şey Hatay'dan üstelik anayasaya aykırı bu da milletin olmadan... iradesi. Yani bir de Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığı, falan da yok. Anayasaya aykırı bir adaylık da değil. Son derece meşru bir adaylıkla bir vekil seçildi. Buna rağmen esir tutulmaya devam ediyor. Bu hakikaten sadece Türkiye İşçi Partisi'nin problemi değil. Bu AKP dahil mecliste en azından demokratik taklidi yapmaya çalışan herkesin boynunun borcu şu anda buna karşı ses çıkartmak. Bir kere daha da teşekkür edelim farklı siyasi kesimlerden de gelen tüm desteğe. Evet, ben mesela şu anda işte Mustafa Yeneroğlu'nu gördüm. Diyor ki yani Can Atalay'ın diyor tahliye edilmemesi nedeniyle yemin törenine katılamaması milletin iradesine saygısızlıktır demiş ve 83. maddesi gereğince diyor ya anayasanın, evet, maddesine de dikkat çekmiş. Bu tutukluluğa da derhal son verilsin diye de belirtiliyor. Birçok insan var dediğim gibi. Hemen tahliye hashtag'i de açılmış. Yani çok önem taşıyor yani meclis. İşte biz de sabahtan beri takip ediyoruz, izliyoruz. Önem taşıyor gerçekten. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zorlu bir süreç. Yani bu dönemin daha zorlu, hı-hı, olacağını tahmin ediyorum. Özellikle kadın hakları konusunda. Ne diyorsun herhalde? Bence de öyle olacak. Yani... Bence de öyle olacak. Bir de şey de var. Şimdi malumunuz Anayasa Mahkemesi daha seçime çok yakın soyadıyla ilgili hükmünü Medeni Kanun iptal etti. Evet. Ve önümüzdeki 9 ay içerisinde bu meclisin 28. dönemin şey yapması gerekiyor. Yasa çıkarması, bir yasa çıkartması gerekiyor. Bu da ne demek? Bir Medeni Kanun değişikliği ister istemez yapılacak demek. Ve onun içerisinde bütün seçim kampanyasını diyeceğim, kadın ve LGBT artı düşmanlığı üzerine kurmuş bir cenahla Medeni kanunu değiştirecek olduğumuz fikri beni de evet biraz tedirgin ediyor ama korkutmuyor. Şöyle bir şey olacak belki de, bir torba kanunla aslında hani hem onu yapacaklar. Bakın bunu Anayasa Mahkemesi'nin gereği, kararı gereği yapıyoruz ama bunları da altına ekleyiverdik diye bir endişen mi var? Öyle bir endişe mi bekliyorsun? Yani o kadar çok örneğini gördük ki Zeynep Hanım bunları bu süreçte, yani o kadar çok gördük ki alakası olmasına bile gerek yok inanın. Yani Medeni Kanun'da bir madde diye komisyon açılıyor. Komisyonda ihale kanunu da getirip içine koyuyorlar. Bilmem nesini de içi 6280, yani yapabilirler. Bunu yapacak çoğunlukları var ve mecliste şu anda öngördüğün risk doğru. O yüzden bu meclis çoğunluğuyla kadın haklarını özellikle zedelememelerinin tek yolu bizim kamuoyunda buna karşı durabileceğimiz en güçlü biçimde durmamız olacaktır. O yüzden hani sadece meclisteki kadınlara değil ki yine bunu CHP dahil bütün partilere eleştirimi de buradan söylemek istiyorum. %19. 600 tane milletvekili var burada, 400'ü erkek. Yine 200 tane kadının koltuğuna erkekleri oturttular. Bunun içine muhalefet partileri de dahil. Ve biz burada %19'luk bir toplamla geri kalan %81'e karşı
kadın hakları savunacağız. Kiminle? 400 tane erkekle. Bunun müsebbiplerinin de bence şapkayı önlerine alıp daha önce verdikleri sözleri bir hatırlayıp sonra biz niye bu işi yine beceremedik ve bu yük niye bu meclisteki bir avuç kadın milletvekilinin sırtına kalacak diye bir düşünmeleri de gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de AKP'li kadın olarak bu sözleri destekliyoruz. Yani ama gerçekten evet, olacak öyle, iş değil öyle, artık. Öyle, %17 idi geçen dönem kadın hakları, kadın hakları CHP'si yani buna dahil yani. Şu anda geldiğimiz noktada %19. Öyle. Öyle. Peki bir çağrı da belki burada AKP'li kadınlara yapmak lazım herhalde değil mi? Yani çünkü bu hepimizin sorunu, hepimizin meselesi ama hakikaten oradan pek ses alamıyoruz. Almamız da mümkün değil Zeynep açıkçası. Geçen dönemde İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken o sözleşme yürürlüğe girsin diye canla başla mücadele eden AKP'li kadınlar vardı ve onlarla gerekli diyaloglar kuruldu. Ancak hiçbir şey yapılmadığı gibi 6.284 var canım neden bu kadar işte siz İstanbul Sözleşmesi diyorsunuz dendi bize. Bugün geldiğimiz noktada 6.284'ü yani kadına yönelik şiddetle mücadele kanununu kendine pazarlık konusu yapıp sandalye yer edinen bu mecliste yer eden insanları meclise taşıdılar. O yüzden yani ufak tefek homurdanmalar diyeceğim AKP'li kadınlardan. Evet duyuluyor kamuoyunda da böyle ürkek ürkek çıkışlar yapıyorlar ama insanın da artık bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyesi geliyor. Yani hem 6.284'ü savunup hem AKP'nin içerisinde siyaset yapmak artık bir oksimorana dönüşmüş durumda gerçekten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun yeni dönem. Yılmadan devam diyoruz. Yani bizi dinleyenlere de şeyi de söyleyeyim kapatmadan izninizle. Özellikle kadın arkadaşlarımdan böyle çok şey geliyor. Sera ne yapacağız işte ben çok umutsuzum şöyledir böyledir. Mesele esir düşmekte değil teslim olmamakta bütün mesele. Ve bizlerin umutsuz olma diye bir lüksü yok. Bu ülkede yaşayan milyonlarca kız çocuğu için tek kişi de kalsak burada kanımızla canımızla tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese de aynısını yürekten tavsiye ediyorum. Çünkü direnmek ve mücadele etmek umudu tazeliyor. Bu tırnak içinde söylüyorum her cephe için geçerli. Evet. Biz de bunu medyada yapmaya devam edeceğiz emin olun. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi devam edelim tabii.